Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttakîn. Ve la udvâne illa alel zâlimîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin eşrefil halgı ve seyyidil murselin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Külle mehtelefel melevan ve teagabel asaran ve kerrerel cedidan ve stekbelel fergadan ve belli ruhahu ve ervaha ehli beytihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbaih minnet tahiyyete ve selam. Bismillahirrahmanirrahim. Meselul lezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi ke mesele habbetin enbetet seb'a senabil fi kulli sümbületin mi'atu habbe vallahu yudaifu limen yeşâ' Vallahu vasiun alim. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyul kerim. Ve kâlen nebi aleyhissalatu vesselam hassinu emvâleküm biz zekâ ve davu merdâküm biz sadakât ve stakbilu emvâcel belâya biddua. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fîmâ gâl evkemâ gâl aleyhisselam. Muhterem müminler, bugün biraz infaktan bahsedeceğim. Zamanın verdiği izin kadar. İnfak, Allah için sahip olduğun şeyden yerine vermenin adıdır. İlk okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz emrediyor ki Allah yolunda verenlerin misali o habbeye benzer ki, o taneye benzer ki münbit bir araziye koyulur. Ondan 7 başak çıkar, her başakta 100 tane olur. Bire en az 700, Allah için vermek. Şeriat-ı Aliye'de verenler cömerttirler. Onları Allah sever, melekler sever, insanlar sever, cenneti âlâ da sever. Vermeyenler, veremeyenler cimridir. Onları Allah sevmez, melekler sevmez, insanlar sevmez, cenneti âlâ da sevmez. Ancak şeytanla cehennem sever. Verdiği halde, bazıları da verir ama savurur, israf eder. Onları da Allahu Zülcelal, Melaike-i Kiram, Cenneti Âlâ sevmez. Ama şeytanla cehennem sever. Demek ki vermek makbuldur ama israf etmek yoktur. Hayırda israf olur mu? Olur. Hayırda israfın bazı özellikleri var ki bugün camide söylemeye korktuğumuz, çünkü cemaatte öyleleri var ki, şu kadarcık sinyal vereyim. Adam milyarları vermiş, verdiği mecra Amerika'da falan kiliseye bilmem kaç milyon dolar vermiş. Niye veriyorsun diyorlar, bizim aleyhimize konuşmasınlar diye. Bütün dünya bunu duyuyor. Ben ötesini bilmem, çok lazım değil ama o hala vermeye devam ediyor.
500 kurban parası vermiş. Şahitleriyle ispatlı bir kurban kesilmiyor. Ben kurbandan kurtuldum diyor. Ya ama yok. Verdiğin hayrı da yerine vereceksin, takip edeceksin. Şimdi Sure-i Bakara'da 3-4 sayfa infak bahsini Cenab-ı Hak devam ettiriyor. Neyi devam ettiriyor? İnfakın farz olanı var, hayır, sevap olanı var, vacip olanı sadaka-i fıtır var, nasıl verileceğine dair usul ve erken var. Nasıl verileceğine dair, kimlere verileceğine dair Cenab-ı Hak hepsini detaylı olarak yerli yerince anlatmıştır. Ama biz üç şey söylüyoruz. Diyoruz ki, verenler cömerttir, cömertleri Allah sever. Efendimizin ifadesiyle, cömertler fasık ve facir de olsalar, Cennet-i Âlâ'ya girerler buyuruyor Resulullah Efendimiz. Cimriler, abid ve zahid de olsalar, cehenneme girer buyuruyor Resulullah Efendimiz. Devam ediyor, cömertler servetlerini kendilerinin emrine alırlar. Kendilerine kul yaparlar. Ama cimriler servetlerinin kulu ve kölesi olurlar. Bir de sahabe-i kiramın, şimdi deminden beri dilime gelen şeylere bakıyorum. Bunlar ben hazırladığım şeyler değil ama çok mühim şeyler. Dinleyicinin bu önemini gösterir. Sahabe-i güzin ittifakla diyorlar ki iki şey üzerinde Peygamberimiz o kadar şiddetle durdu ki hangisinin daha ağır olduğu hakkında bizde bir kanaat hasıl olmadı. Biri yalan, biri de cimrilik. Kur'an-ı Hakim'de şu ifade vardır. وَمَنْ يُوْغَ شُخَّ نَفْسِ Kim nefsinin cimriliğinden kendini koruyabilirse o kurtuluştadır. Nefsin cimriliği ve onun arkasından emrediyor ki ayetlerde şeytan devamlı surette size verme, fakir olursun der. Bir kere anlatmıştım, tekrar anlatayım. Hazreti Sıddık Efendimiz evinden çıktı. Bir kese para var. Dedi ki bunu fukaraya vereyim. Biraz ilerleyince içinden bir ses. İnsan gönlü bir medrese gibidir. Ders başladı. Nefsi ona dedi ki, tamamını verme. Üçünü ver, birini ayır. Lazım olabilir. Rahmani taraftan yaklaşıyor. Şeytanın ve nefsin hem peygamberimizin hem büyük alimlerin beyanlarıyla gecenin karanlığındaki kara taşın üzerindeki kara karıncaların ayak sesinden gizli gelir bazen nefis. Saklanarak gelir. Güya hak yüzden geliyor. Bir tanesini ayır diyor. Biraz ileri gitti. Nefsi ona dedi ki yarıya böl, yarısını ver, yarısını sakla. Gerek olur. Biraz ileriye gitti. Dörtte birini ver, üçünü sakla. Gerek olur dedi. Biraz ileriye varınca ya dursun bakalım dedi. Ama Sıddık Azam tamamını verdi, Resulullah Efendimiz'in huzuruna girdi. Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, Sıddık Rabbisinin emrini yaptı. Sahabe-i kiram ondan bir şey anlamadı. Ama sohbet dağılınca hemen Sıddık'ın etrafına toplandılar. Neydi o mesele dediler. Resulullah sana Sıddık Rabbisinin dediğini yaptı buyurdu. O da meseleyi benim anlattığım gibi anlattı. Dedi ki ilk gelen ses Rahmani'ydi. Diğerlerinde şeytanın izleri vardı. Bunu da nazar itibara almak lazım. Şimdi ben gelirken niyet ettim ki infaktan anlatayım ama şu Müddessir suremizin sonunda da bir bölüm var. Onu cemaatle geçmişte paylaştım, bir kere daha paylaşayım. İsterse 1000 defa paylaşabiliriz. Önemlidir. Rabbimiz şöyle emrediyor. Müddessir 38. ayetten başlıyoruz. Sonuna kadar gideceğim. Çocuklar, camide konuşulmaz.
ya güzel çocuklar gibi oturun, aslan gibi aferin bak. Konuşma vaktiniz geldi mi dışarıya çıkarsınız. Aferin size. Şimdi şöyle buyuruyor Rabbimiz. Yarın huzur Rabbul Alemin'de herkes kendi nefsinin rehinesi olur. Rehinesi nedir? Kitap elinde. Hesap kitap elinde. İkra kitabek denilir. Okur kitabını, oku kitabını. Sonra başka ayette emredilir ki belil insanu ala nefsihi basira velev elga maadira. Hiçbir insanın kiramen katibine şahide ihtiyacı yok. Kendi kendinin şahidi olan olarak kendisi yeter. Velev elga maadira, mazeretler beyan etse bile herkes kendisinin ne olduğunu biliyor. Eğer inkara kalkarsa ki Kur'an-ı Kerim onu da haber veriyor. Bazıları Cenab-ı Hakk'a karşı ben yapmadım demeye kalkarlar. Sure-i Yasin'in 4. sayfası, 5. sayfasında Rabbimiz emrediyor ki el yevme nahtimu ala effahim. Ağızlarını mühürleriz. Yalan söylüyor çünkü. Orada bile yalan söylüyor. Ağızlarını mühürleriz de ve tükellimuna eydihim. Ellerini konuştururuz. El ben bu işi yaptım der. Nasıl inkar edeceksin? Ve teşhedü erculuhum. Ayaklarını şahitlik yaptırırız. Şu bölümü birlikte okuyalım hazır cemaatle. Herkes nefsinin rehinesidir. Bedelini öder, kendini kurtarır. Bedel neyse. Orada vücut benimdir diyemezsin. Emaneten verdim der Cenab-ı Hak, bedelini öde. Devam edelim. İlla ashabel yemin. Amel defterlerini sağından alanlar, onlar rehin kalmazlar. Cenab-ı Hak amel defterini sağından ya da önünden alanlardan eylesin. Cehennem ashabı, onlara ashab-ı şimal denilir Kur'an-ı Kerim'de. Sollarından ve arkalarından amel defterlerini alırlar. Biz şimdi ashab-ı yemini okuyacağız. Okuyacağız ama onlardan bize neler intikal ediyor? Şimdi bazı meseleler var ki bir Müslüman öbürüne bir şey deyince Kur'an'da ayet mi var diyor. Bir, Kur'an'da var olan ayetleri evvela herkes bilemez. İki, her şey Kur'an'da yazmaz. Mesela abdeste ağzına 3 kere su vereceksin. Kur'an onu yazmaz. Sağ elinden başlayacaksın. Kur'an onu yazmaz. 3 defa yıkayacaksın. Kur'an onu yazmaz. Başını baştan sona mesedeceksin. Kur'an onu yazmaz. Bunun gibi bir abdeste 50 sünnet çıkar ki Kur'an'da onlar yazmaz. Kur'an nedir? Kur'an der ki Resulullah size üsve-i hasenedir, ona bakın. Ona uyun. Demek ki Kur'an Resulullah'tan ayrı değil. Kur'an'da ayet mi var diyenlerin niyetinde ya cehalet vardır ya niyeti bozuktur. Peygamberi dışlamaya çalışır. Peygambersiz Kur'an olmaz. Dönelim buraya. Ashab-ı yemin fi cennatin. Onlar cennettedirler. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Yetesailun. Sorarlar. Cennette amel defterini sağ tarafından alanlar sorarlar. Nereye? Anil mücrimin. Mücrimlere, suçlulara. Onlar hapse atıldılar. Ama Cenab-ı Hak perdeyi kaldırır, birbirine gösterir. Cehennemdekilere sorarlar. Ma selekeküm fi sakar. Sizi sakar cehennemdir. Sizi cehenneme hangi şey götürdü? Neden oraya gittiniz? Akraba olanlar var, birbirlerini tanıyanlar var. Cehennemden gelen cevap, ashab-ı şimaldan gelen cevap, bir. Kalu lem nekü minel musallin. Biz namazımızı kılmıyorduk. Hani diyorlar ya, gidip de gelen mi var, gören mi var? Cenab-ı Hak haber veriyor. Cehennemden bu cevap. Dediler ki, diyecekler ki değil. Kalu Arapçada dediler ki, kesinlik ifade eder. Ahiretle ilgili beyanlar hep, bizde Arapçada kesinlik ifade eden mazi ile, yani Türkçe'de dili geçmiş diyorlar. Onunla ifade edilir.
Galu dediler ki lem nekümnel musallin, namazımızı kılmıyorduk. Allah bu milleti, mübarek milleti namazsızlık felaketinden kurtarsın inşallah. Her gittiğimiz yerde, her fırsatta kardeşlerimize ikaz ediyoruz. Hiçbir şeyiniz namazın yerini tutmaz. Tutmaz. Ben arslan gibi nice baba yiğit gördüm. Hocam her şey tamam, bir eksiğim kaldı diyor. Bir eksiğim nedir? Bir de namaza başlasam diyor. Başlamamışsın ki, her şeyim tamam diyorsun. Sana göre bir namaz. Namaza bir başla. Güzel gösteren aynayı karşına al, bakalım sana neler söyler, kaç tane eksiğin var. Bir, lem nekümnel musallin, namazımızı kılmıyorduk. Cehennemden gelen cevap, cehenneme götüren şey. İki, ve lem nekunut imul miskin, miskinleri doyurmuyorduk, yedirmiyorduk, içirmiyorduk. İnfakın en aşağı derecesi. Ona da ne diyoruz? Sadakayı fıtır. Zekatta zenginlik sınırında olanlar senede bir defa kırkta bir vermeye mecburdurlar. O zekatı verilmeyen mallar Kur'an ifadesiyle yevme yuhma diyor Cenab-ı Hak, cehennemde kızdırılır. Zekatını vermeyen zenginin alnına, yüzlerine, sırtlarına basılır, dağlanır ve derler ki zekatını vermediğin maldır bu. Daha tehlikelisi hadis-i şerifte, bu söylediğim ayet, hadis-i şerifte de Efendimiz buyuruyor ki yarın dünyayı alıp Mevlasını küstürenlere dünya kokmuş, taaffün etmiş, her tarafından irinler akan bir koca karı suretinde gelir, boynuna sarılır, zekatını vermediğin malım der ben. Allah esirgesin. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Namazımızı kılmıyorduk, miskinleri de doyurmuyorduk. Üç, ve künnâ nehûdû mâl hâidîn, cehennemden gelen cevapları Cenab-ı Hak kendi söylüyor. Batıla dalanlarla beraber biz de dalar giderdik. Yolda yürüyorsun, bir yere gidiyorsun. Beraber gittiğin arkadaşlara bak, nereye gidiyorlar? Sen de onlarla gidiyorsun. Sağına bir bak, soluna bir bak. Bunlarla nereye gidilir? Cennet-i Ala'ya gidilir mi, gidilmez mi? Allah esirgesin. Onun için sağımıza solumuza iyi bakmaya mecburuz. Mizana vur görüştüğün ahbabı el-hazer. Rehber tasavvur eylediğin rehzen olmasın. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Derler ki, keşke falanla arkadaş olmayaydım. Keşke onunla dost olmayaydım. Beni Allah'ın zikrinden ayırdı. Salih arkadaştan daha kıymetli bir nimet yoktur. Koluna girdiğin zaman seni cennet-i alaya sürükleyip götürüyorsa bir arkadaş, ondan iyisi yoktur. İyi arkadaş kimdir sorusuna Efendimiz diyor ki, İsa aleyhisselama sordular. İki peygamberin tasdikinden geçen bir söz. İsa aleyhisselam dedi ki, iyi arkadaş sözü sizi ilim ve irfana götüren, ameli sizi salih amellere alıp götüren, yanlış yaptığınızda sizi ikaz eden, güzel bir iş yaptığınızda da sizi teşvik ve tergib eden arkadaştır. Dört şey. Sözü sizi ilim ve irfana götürür, ahlakı güzel ahlaka götürür, yanlışınızı düzeltir, güzel bir şey yaparsanız da teşvik eder. İşte en iyi arkadaş budur. Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddîn. Bu dört şeyi yapanların hakikatinde ahireti inkar hastalığı vardır. Kur'an-ı Kerim işaret ediyor. İnanmıyor ahirete. Eğer inansa, tam inansa o yanlışların girdabında boğulmaz. Üç günlük dünya için Allah'ı ve ahireti devre dışı bırakamaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında Sure-i Fatiha'dan sonra ahiret inancı ön safa alınmıştır. İlk sıraya. Dördüncü ayet.
Veya üçüncü ayet ne diyor Rabbimiz? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Ahirete de yakin derecesinde inanırlar. Gözleriyle gördüklerinden daha net inanırlar. Eğer böyle inansa bu saydığımız cehennemden gelen dört şeyi katiyen yapmazlar. Namazlarını terk etmezler. Ellerindekilerden Allah için infak ederler. Allah derdi taşımayan taşkın, azgın cemaatlerin içine karışmazlar. Arkadaşlarına dikkat ederler ve ahireti de inkar etmezler. Şimdi hatta etanel yakin. Cehennemden gelen dördüncü cevap hiç beklemediğimiz anda yakin çıkıverdi karşımıza. Yakin nedir? Ölümdür. Hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıkıverdi. El mevtü ye'ti bağteten. Ölüm ansızın çıkar gelir. Hiç beklemediğin bir anda. Şimdi Cenab-ı Hak emrediyor ki فَمَا تَنْفَوْهُمْ شَفَاتُ الشَّافِينَ Ecel geldikten sonra artık şefaat edenlerin şefaati da ona fayda vermez. Çünkü ahireti inkar etti. İnkara şefaat yoktur. Değerli müminler. Üç şeyin şefaati yoktur. Şefaat haktır ama üç şeye şefaat yoktur. Küfre şefaat yok. İnkara. İki, şirke şefaat yok. Üç, münafıklığa şefaat yok. Günaha şefaat var. Cenab-ı Hak olmayabilir de ama vardır inşallah. Cenab-ı Hak kusur yapmamayı, yaparsak estağfurullah demeyi, buna rağmen günahkar gidersek şefaata mazhariyeti cümlemize nasip eylesin. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Şimdi Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ne oluyordu onlara ki? Tezkireden iraz ediyorlardı. Tezkire Kur'an-ı Kerim. Kur'an onlara şunu 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 yapmayın dedikçe onlar inadına Kur'an'a muhalif hareket ediyorlardı. Şimdi burada bir tabir var. Olduğu gibi söylemek zorundayım. Allah'ın kelamını değiştiremem. كَأَنَّهُمْ Sanki onlar humurum müstenfira ferrat min gasfera. Sanki onlar televizyonlarda izliyorsunuz. Zebralar var ya, pijamalı eşekler. Arslanı görünce nasıl sürü halinde kaçıyorlarsa sanki onlar diyor Allahu Zülcelal arslan görmüş yaban eşekleri gibi Kur'an'dan kaçıyorlardı. Kelimesi kelimesine tercüme ediyorum. Benim sözüm değil, Rabbimizin kelamı. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Öndeki ayet. Bel yuridu küllimri'im minhum en yu'ta suhfen münaşşara. Belki onların her biri peygamberden kendileri için özel birer kitap istediler. Müşrikler peygamberimize aynen şunu söylediler. Dediler ki, öyle peygamberlik iddiasıyla peygamber olamazsın. Gözümüzün önünde göklere çıkacaksın. Göklerden de aşağı dönerken her birimize ayrı bir kitap getireceksin. Olur inşallah. Cenab-ı Hak peygamberinin sevgilisinin eline programını verdi. O da ümmetine detaylı olarak gece gündüz anlattı. Kapalı ve gizli hiçbir şey bırakmadı. Özellikle bizim asrımız için, mesela Asr-ı Saadet'te bazı sahabi var ki bizim duyduğumuzun yarısını duymadı. Kur'an-ı Kerim'in yarısına yetişmediler. Uhud'da şehit olan Hazreti Hamza, onunla defnedilen Mus'ab bin Umeyr, Abdullah bin Cahş radıyallahu anhüm, Allah hepsinin şefaatine nail etsin. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in yarısı daha nazil olmadan şehit olup doğrudan cennete alaya gittiler. Ama biz 6666 ayetin tamamından sorumluyuz. Çünkü tamamı önümüzde hazır. Ben okumadım, mazeret kabul edilmez orada. Velev el gam azira.
mazeret beyan etseler bile Allah mazereti kabul etmez. Belil insan ala nefsihi basira. Her insan kendi kendine kontrolör olarak yeterlidir. Kella bella yekafun al ahire. Öyle her biri bir kitap isteyen beyler, kendi kafasına göre din kurmak isteyenler, kaç tane profesör bana aynen şunu söylemiş: ya hocam, bu namazı kılamıyoruz da yani sabahın beşini birden kılıverip çıksak olmaz mı? Kafalarında bir tasavvur var. Cenab-ı Hak merhameten seni beş vakitte huzuruna istiyor. Beş vakit namaz aradaki kusuru küsürü temizleyip götürüyor. Haftada bir cuma haftalık kusurları temizleyip götürüyor. Senede bir Ramazan-ı Şerif ne varsa alıp götürüyor. Ömürde bir defa haçta tamamını silip süpürüp götürüyor. Cenab-ı Hak bunları kademe kademe ümmeti Muhammed'e rahmet halinde inzal buyurmuştur. Artık buradan öte kimseye mazeret kapısı kalmamıştır. Buradan sonrası için Cenab-ı Hak şunu emrediyor: kimse mazeret yük kabul etmez. Kella bel la yekafun el ahire. Onlar ahiretten korkmuyorlardı. Cehennemden korkmuyorlardı. Ben her gittiğim yerde, yeri geldikçe, münasebet aldıkça şunu söylüyorum: bir oruç veya bir senelik zekat veya bir vakit namaz, yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden herhangi birisini yapmanın güzelliğini, yapmamanın da korkunçluğunu, eğer mümkün olsa da şu anda yeryüzünde 8 ila 8,5 milyar insandan bahsediliyor. İnsan, müminler değil. Eğer hepsi bir meydanda toplanıp bir farzı terk etmenin, bir vakit namazı kılmamanın, bir oruç yemenin vebali gösterilse, yeryüzünde namaz kılmayan bir tek Allah'ın kulu kalmaz. Kafirler bile namaz kılar. Korkularından, cehennemin dehşetinden irkilirler. Demek ki inanmıyorlar. Bunlar hocaların efsanesi diyorlar. Onların uydurması diyorlar. Mümkün mü diyorlar? Model, Sure-i Yasin'in son sayfasında Arap'ın en akıllılarından geçinen Velid ibn-i Mughira eline çürümüş bir kemik aldı. Peygamber Efendimiz'in karşısına edepsizce dikildi. Çürümüş kemiği parmağıyla şöyle ufaladı, tozları dökülüyor. Ve darabelena metelen ve nesiye kalga gal men yuhil izame ve hiye ramim. Dedi ki: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şu çürümüş toz halinde dökülen kemiklerin bir gün gelip yeniden diriltileceğini sen mi söylüyorsun? Kim bunları diriltecek? İnanmıyor. Cenab-ı Hak kendisi cevap verdi. Dedi ki: kul yuhyihellezî enşâhâ evvele merrah. De ki: Habibim, onları hiç yoktan sıfırdan yaradan kimse, o kemiklere onu o hayat verecek. Allah-u Zülcelal hayat verecek. Ve bu ve huve bikulli halkın alim. O her şeyi, bütün yaratıkları detayı ve teferruatı ile biliyor. Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nara. O Hazreti Allah size yeşil ağaçtan ateş verdi. Yeşil ağaçta ateş olur mu? Ama ateşin ilk icadı için deniliyor ki rüzgar ağaçları sallarken iki dal birbirine sürtündü, sürtünmeden ısındı ve kıvılcım meydana geldi. Nereye sürtünürsen oranın kıvılcımı gelir. İster cehenneme sürtün, ister cennete sürtün. Cennetin de cehennemin de yolları ap açık meydandadır. Eğer cehenneme sürtünürsen cehennem ateşi alırsın. Cennete sürtünürsen cennetin muhabbeti gönlüne dolar, cennetlik ameller sana kolay olur. Kella innehu tezkira. Dikkat edin, iş inanmayanların dediği gibi değil. Kur'an bir tezkiredir. Femen şa'e zekera. İsteyen dersini alsın. Allah yalan söylemez. İsteyen dersini alsın. Ve ma yezkuruna illa en yeşa huve ehlü takva ve ehlül mağfira. Ama Kur'an-ı Kerim'den
Allah'ın diledikleri takva ve mağfiret ehli ders alır. Bir de işin bu tarafı var. Cenab-ı Hakk'ın hidayet vermediği bahtsızlar, talihsizler Kur'an-ı Kerim'den ders almazlar. Cenab-ı Hak kelam-ı kadimini güzel okumayı, güzel anlamayı, ikisinden de daha önemlisi hayatımıza güzel tatbik etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi infaktan biraz sohbet edelim dedik. İnfak ya farzdır, ya vaciptir, ya sadakadır, ya hayır hasenattır, ya da garz-ı hasendir. Dört tane. Kur'an-ı Kerim'de dördü de var. Birincisi, genel manada bu dördünü içine alan Rabb-i Mütealimiz emrediyor ki, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Bir, sevdiklerinizi Allah yolunda harcamadıkça, birru ihsana, lütfu Mevla'ya, cennet ve cemalullah'a mazhar olamazsınız. Harcayacaksınız. Hem de sevdiklerinizi. Bu ayeti kerime bu sene belki en az 100 defa duymuşsunuzdur. İnfakta daima ilk sırada okunur. Bu ayet nazil olduğu zaman sahabe-i kiramın Allah yolunda verdikleri bir destan gibidir. Kim neyi en çok seviyorsa, en çok seviyor, kendini murakabe ediyor, hemen onu Allah yolunda vakıf yaptı. Hazreti Talha'nın içinde kuyusu suyu da olan güzel bir hurma bahçesi vardı. Çok seviyordu onu. Hemen dedi ki ya Resulallah, ben en çok onu seviyorum. Onu bağışladım. Koştu oraya, hanımı bahçedeydi. Hanımına ey ümmü filan, çabuk çık oradan dedi. Niye? Dedi ki ben burayı Allah için bağışladım. Ne diye? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ buyurdu Cenab-ı Hak. Ben bağışladım. Niçin? Allah için. E beni de ortak etmez misin? E tabii senin de ortaksın. Sen benim eşimsin. Senin de hakkın vardır. Öyleyse hemen çıkıyorum dedi. Çıktı içinden bir bahçeyi, içinden suları olan hurma bahçesini anında infak etti. Sahabe-i kiramın infakı burada tefsir kitaplarından anlatıldığı zaman bir destan gibidir. Vermek. Allah için, Allah yolunda muhtaç olanlara vermek. Verirken, şimdi zekatı vereceğiz 1/40. Sadakayı fıtrı vereceğiz. Sadakayı fıtrın zekattan farkı. Zekat, zaruri ihtiyacının dışında 9,5 ile 10.000 lira parası olan adam zengin sınıfındadır. Hocam güzel de ben kirada oturuyorum. Ev almak için bir 20.000 lira biriktim, biriktirdim, bekliyor. Üzerinden de bir sene geçti. Evim de yok, zekatını verecek miyim? Vereceksin. Para, servet bizim olsa bile hakikatinde Allah'ındır ama toplumun da müşterek malıdır. Onu ya çalıştıracaksın ya da bekletemeyeceksin. Üzerinden bir sene geçti mi zengin sınıfındasın, zekatını vereceksin. Gayrimenkule yatırdınsa zekat farz olmaz sana. Bir adam düşünün, 50 tane dairesi var. Hepsinden kira geliyor. Diyelim ki ayda 50.000 lira kirası var. Ama aldığı gibi bu elden alıyor, bu elden veriyor. Bu büyük bir şereftir. Peygamberimiz buyuruyor ki verenler için her gün Beyt-i Makdis'in üzerinden iki melek şöyle nida eder. Allah'ım verenlere daha çok ver, cimrilik yapanların da elinden al. Melekler böyle nida eder. O yüzden ulema der ki mal infak içindir, imsak için değildir. Yani tutmak için değildir. Tutma hakkın yoktur. Fukaranın orada bir hakkı var. Ve hakkun lissaili vel mahrum. Dilencilerin, yoksulların, fakirlerin, zenginlerin servetinde hakları vardır. O hakkın 1/40 Cenab-ı Hak zengini imtihan için emaneten zengine vermiştir. Bak senin değil, fukaraya vereceksin. E nereye verelim?
Nereye verelim? Bir, farz ve vacip olan infaklar Müslüman fakirlerin hakkıdır. Onu verirken de dikkat edeceğin husus. Bir, fakirin izzeti nefsine, onuruna dokunmayacaksın. Hocam, böyle helallaşsam, bak arkadaşım bu benim zekatımdır diyeyim mi? Bu benim fıtramdır diyeyim mi? Deme. Kalben niyetin kafidir. Hediye eder gibi ver. Paylaşır gibi ver. Minnet de yükleme. Sen ona minnet yüklercesine. Lütfen şunu kabul eder misin diyerek. E ya hocam ben işte bir paket yapmıştım. Hiç vermemekten iyidir. Ama zekatta asıl olan temliktir. Verdiğin kimsenin, sen bir paket yapıyorsun ama belki evinde elektriği kesik adamın. Fukaranın menfaati daima ilk sıraya alınmalı. Ama her halükarda veren borçtan kurtulur hiç olmazsa. Veren hiç olmazsa borçtan kurtulur. Verirken şeytan bir sürü yoldan, mecradan devreye girer. Verilenin sevabını aşağıdan çekmek için gayret eder. O inceliklere de çok dikkat etmek lazımdır. Sadakayı fıtrın zekattan bir farkı vardır. Zekatta üzerinden bir sene geçecek ama bayram namazından evvel bir fitre bedeli, ki en aşağısı 15 lira Diyanet İşleri Başkanlığımız ilan etti. Ama adamın 5 tane fabrikası var, 15 lira veremez, kusura bakmasın. O en az 100 lira vermesi lazım. Daha yukarıya doğru çıkması lazım. Onlar 100 lirayı bahşiş olarak veriyorlar. Fakirin yemeği gibi değildir onların sofrası. Dolayısıyla yukarıya doğru gitmeliler onlar. Fakat en aşağıyla de verse fitresini verecek. Kim? Üzerinden bir sene geçmesi şart değil. Bayramdan evvel fitre vermeye gücü yeten herkes versindir. Fitre orucun garantisi, sıhhatin de kefaretidir. Cenab-ı Hak cümlemize sıhhatli, hayırlı ömürler ihsan eylesin. Veliler aile efradının fitrelerinden sorumludurlar. Babalar evlatlarına sormadan bülü uçağında olsalar bile onların fitrelerini verip ben senin fitreni verdim diyebilirler. Senin zekatını verdim diyebilirler. O da niyet eder, kabul eder, olur. Ama adamın 50 bin lira aylık geliri var. Şu elden almış, bu elden gitmiş. Cebinde parası yok. Ona zekat farz değildir. Sadece zenginlik yetmiyor. Cebinde parası olacak, bir sene geçecek üzerinden. Bazı mallar var ki özellikle tüccarın, sene başında 50 bin liram vardı. Ortasına doğru 100 bin lira oldu. Bayram, Ramazan-ı Şerif geldi, 200 bin liraya dayandı. Efendim, en iyisi Ramazan geldiğinde, her zaman Ramazan yaklaşınca bir hesap yap. Umumi hesap yap. Borcunu çık, geriye kalanın zekatını ver. Fıtrasını da ver. Fıtrasını da ver ama bir de üçüncü hayır yolları var. Camiler yapılıyor. Kur'an kursları yapılıyor. Dini hizmetler var. Manevi merasimler var. Müslümanlara ziyafet çekilir. İşte çocuklar okuyacaklar. Hafızlar yetişecek. Var 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 var. Bunları da göz ardı edip rastgele geçme. Para biriktirme. Olanı da vermeye gayret eyle. Korkma. Evvela inan. Peygamberimiz yemin ederek, Allah'ın zatına kasem ederim ki diyor, zekat, fıtra, sadaka, hayır hasenat serveti azaltmaz. Yemin ediyor. Daha onda şüphe etmeyeceksin. Vermeye gayret. Evinde Efendimizin kurban kesilmişti. Eve döndü, Hazreti Ayşe annemize sordu. Ne kaldı dedi. Hazreti Ayşe annemiz bir kemik parçası gösterdi. Sadece bu kaldı dedi. Efendimiz tebessüm ederek fesubhanallah dedi. Hepsi bize kalmış. Yani hepsi Allah için dağıtılmış. Dağıtılmış. Ha, bununla beraber Efendimiz şunu da emrediyor. Bir aile reisinin infak ettiği en faziletli mal evvela aile efradını harcadığıdır. Bir müminin alın teriyle kazanıp çocuğuna aldığı gömlek onun en kıymetli sadakasıdır. En değerli infakıdır. Bir delikanlı seher vakti koşarak gidiyordu.
Sahabe-i kiram arkadan geçen genci göstererek ne güzel bir genç dediler. Keşke teheccüdü de kılsaydı. Efendimiz buyurdu ki eğer aile efradını, anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu, eşini başkalarına muhtaç etmemek için helal rızkı kazanmak üzere gidiyorsa onun bütün hareketleri ibadettir. Nasıl buyuruyor? Oruçlunun sükutu tesbihtir. Duası müstecaptır. Uykusu ibadettir. Ameli makbul, günahı affolunmuştur. İstikamet dairesinde halali yakalamak için çalışan bir Müslümanın her şeyi ibadettir. Kazancımı helal edeyim diye gayret eden Müslümanın her şeyi ibadettir. Kazandığı parayı da aile efradına harcadığı müddetçe tamamı sadaka gibi Allah nezdinde ecirlendirilir. Bir ayet önüme not etmişim. Ama bir hadisi özellikle bundan evvel okuyayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den buyuruyor ki Efendimiz Hassinu envaleküm biz zeka. Mallarınızı zekatını vererek Allah'a sigortalayın. Zekatı verilmeyen malların kökünün gittiğine dair biz artık canlı tarih olduk. 70 yaşındayım. Bizzat şahit olarak gördüğüm binlerce olay vardır. Köküyle beraber gider. Alır götürür. Hadi bakalım ne yapacaksın o zaman? Haç da gider, zekat da gider, hayır da gider, hasenat da gider. Onun için cimri Allah'ın sevmediği sıfattır. Mallarınızın zekatını vererek servetinizi Allah'a sigortalayın. Allah'a sigortalanan malları eşkıyalar kaçıramaz. Zaman olsa, ezan bitmese yaşanmış ulemadan örnekler veririm. 2. Ve davu merdakum bi sadakat. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Doktora gitmeyiniz değil. Doktora gidin ama hastalıklarınızın dışarıya çıkması için malınızın sadakasını vererek Cenab-ı Hak'tan şifa niyaz edin. Doktora da gidin. 3. Vestakbilu envacel belaya bittua. Allah'tan gelecek bela ve musibet dalgalarını da dualarınızla karşılayın. Ya Rabbi, güç yetmez, takat getirilmez, nereden geldiği belli olmayacak bela ve musibetlerden bizleri muhafaza eyle diye dua ederiz, etmeliyiz. Bir şey kaldı devrede, onu da biz öldürdük. Biz öldürdük. Nedir o? Garz-ı Hasen. İhtiyacı olan kardeşlerimize kullanmadığımız paralardan o an sırtındaki yükü kaldırmak. Borçlu adam bir hafta sonra bir yerden gelecek var ama şu anda alacaklı da sıkıştırmış. Bazı alacaklılar da çok insafsızdır. Alacaklı haklıdır ama Kur'an-ı Kerim'de alacaklıya da bir nasihatı var Cenab-ı Hakk'ın. Ne diyor? Fenaziratun ila meysera. Adama fırsat tanı biraz. Borcunu ödemek için çalışıyor ama böyle son safhaya gelmiş sen adamın canını alacaksın neredeyse. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Ama öbür taraftan bazı borçlular da uyanıklık yapıyor. Hele şu borcu biraz geciktireyim de şu malı alayım, satayım, biraz kazanayım. Bu da cinayettir ve ihanettir. Peki garz-ı hasen nedir? Peygamberimiz buyuruyor ki Miraç'ta garz-ı hasanın tamamını vermekten daha sevaplı olduğunu gördüm. Bu nasıl iş? Borca vermek. Alanlar vaktinde vermediği için verenlerdir diyorlar ki şimdi elimi uzatıyorum kolum geliyor kimseye bir şey vermem. Biz onu öldürdük. Halbuki yeryüzünde bankacılık düzeni kuruluncaya kadar bu ümmeti Muhammed garz-ı hasanla yaşadı. Allah Celle Celaluhu Habibi Edibi hürmetine dinimizi güzel anlayıp cimrilikten kurtulup cömertlik iklimine girmeyi cümlemize nasip eylesin. Habibi Edibi hürmetine Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda vesile-i rahmet, sebebi mağfiret eylesin. Ramazan-ı Şerif'e fakirimizle zenginimizle hep beraber
bayrama kavuşmayı zahiren ve batınan hakiki bayram etmeyi nasip eylesin. Alem İslam'ın ümidi haline gelmiş, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Bildiğimiz de bilmediğimiz tüm alem İslam'ın ne kadar dertlerimiz varsa hepsine deva. Hasta kardeşlerimize şu cuma saati hürmetine hayırlı şifa. Borçlu kardeşlerimize kolayından borçlarını eda, içine düştükleri ızdıraptan da bir an evvel kurtuluş cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kahraman ordumuzu, emniyet güçlerimizi en yüksek seviyedeki şanlı zaferlerle zaferiyap eylesin. Feryatları arş-ı alaya çıkmış, zalimlerin zulmüne maruz kalan alem-i İslam'ın Müslümanlarını bir an evvel düştükleri zulüm girdabından kurtarsın. Habib Edibi hürmetine bizlere de ömrümüzün sonuna kadar Allah'ımızın, Peygamberimizin emrettiği gibi şuurlu, faziletli, halis ve muhlis bir mümin olarak yaşamayı, son nefesimizi de buyurun aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek kelime-i şehadetle ömrümüzü ikmal etmeyi, huzur izzetine yüzlerimiz ak ve pak olarak kamil insan olarak çıkmayı, cennetine girip cemalini görmeyi cümlemize lütfu ihsan eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.